Merhaba, ben Süleyman Tokgöz. Meslek hayatına 1999 yılında çırak olarak başladım. Açıkçası o yıllarda Demre'de çok fazla iş alternatifi yoktu. Sanayi, inşaat, otomotiv ve diğer hizmet sektörleri ile karşılaştırdığınızda berberlik temiz bir meslek sayılıyordu. Hele Demre gibi küçük yerleşim yerlerinde bu işi yapan berberler en az doktorlar kadar saygı görüyordu. Ben de bu nedenle berber olmayı seçtim. 3 sene kadar bir ustanın yanında çırak olarak çalıştıktan sonra mesleki eğitim merkezine kayıt oldum. 3 yıl süren eğitimim sonrasında mezun olunca kalfalık belgemi aldım. Kalfalık sonrasında 1,5 yıl süren ustalık eğitimimi de tamamlayıp usta berber oldum. Bu süreçte askerlik hizmetini de tamamladım. Birkaç yıl daha ustamın yanında çalıştıktan sonra kendi iş yerimi açma kararı aldım. Hep daha iyi. Ben her ne iş yapıyor olursam olayım, her zaman en iyisini yapmak isterim. Bu nedenle mesleğim olan berberlik konusunda da her zaman kendimi geliştirmeye çalıştım ve günümüzde de halen çalışmaktayım. Mesleğim olan berberlik ile ilgili düzenlenen yarışma, etkinlik ve organizasyonları yakından takip ediyorum. Bugüne kadar mesleğim için birçok il gezdim ve birçok yarışmaya katıldım. Katıldığım yarışmalardan aldığım birinciliklerim oldu. Eğitimler verdim ve vermeye de devam ediyorum. Artık yarışma organizasyon komitelerinde görev alıyorum ve jüri üyeliği yapıyorum. Davet edildiğim berber dükkan açışlarına da katılıp çeşitli etkinlikler yapıyorum. Bir atasözümüz, terzi kendini söküğünü dikemez der. Ben de ama bir berber kendi saçını tıraş edebilir dedim. Ve aldım makası elime, kendimi tıraş etmeye başladım. Bir süre sonra da bu konuda ustalaştım. Bundan önce tıraş olmak için ya meslektaşlarımın berber dükkanlarına gidiyordum ya da kendi dükkanımda çalışan çırakların beni tıraş ediyorlardı. Artık kendi tıraşımı kendim yapıyorum. Bu durum medya tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Mesleğimde daha fazla ne yapabilirim diye araştırırken saç portreleriyle karşılaştım. Saç dövmesi. Yurt dışında saç dövmesi olarak bilinen ve çok da yaygın olan bu uygulamanın ülkemizde bir örneğini daha bulamadım. Ben de hemen çalışmalara başladım. Ama ülkemizde saç portresi yapan başka bir berber olmaması ve bu konuda da bir eğitim verilmemesi sebebiyle kendi kendimi yetiştirmek zorunda kaldım. Resme olan ilgim ve yeteneğimin bana çok yardımı dokundu. Yaklaşık 2 yıl kadar hem kağıt üzerinde çizimler yaparak hem de gerçek modeller ile portre saç tıraşı pratiği yaparak bu işi öğrendim. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Eski Başkanı ve Eski Başbakan Binali Yıldırım, Şehit Ömer Halis Demir gibi şu anda adını sayamayacağım toplumda mal olmuş birçok sanatçının, sporcunun ve tanınmış ismin portresiyle birçok figürü saça nakşettim. Gözüktüğü gibi değil. Saç portresi yaparken öncelikle neyin portresini yapacağımı belirliyorum. Bu bir kişi, hayvan veya bir eşya bile olabilir. Saça bizim yapacağım şeyi belirledikten sonra bu her neyse ona ait bir fotoğraf veya resim temin ediyorum. Daha sonra bu fotoğrafı veya resmi özel çizim teknikleriyle gölgelendirip çizim aşamasına geçiyorum. Tabii ilk zamanlarda önce kağıt üzerinde çok fazla pratik yapıyordum. Ama artık neredeyse hiçbir çizim yapmıyorum. Herhangi bir fotoğrafa veya resme bakarak anında saç tıraşına başlayabiliyorum. Bitirdiğim portreler modelin saç uzama hızına göre yaklaşık 20 güne kadar şeklini koruyabiliyorum. Daha sonra istendiğinde birkaç rötuş ile yeniden orijinal haline getirebiliyorum. Saç modası çok değişti. 21 yıllık meslek hayatımda saç modasının nasıl değiştiğine şahit oldum. Artık modası geçmiş olan modeller tercih edilmiyor. Kara düzen olarak tabir edebileceğimiz klasik berberlik devri de sona erdi. İşimizi ne kadar iyi yaparsanız yapın, tek başına bir makas ile bir tarak ile yapılan saç kesimleri müşteriler için yeterli olmuyor. Müşterilerimiz günün modasına uygun olan ve teknik beceri istemeyen modeller talep ediyorlar. Teknolojinin çok gelişmesi her şeyi etkilediği gibi berberlik mesleğini de etkiledi. Birçok yeni ekipman çıktı. İster istemez de sizi çağa ayak uydurmak ve bunu ekipmanları kullanmak durumundasınız. Berberlik zor bir meslek. Berberlik güzel bir meslek. Fakat her işte olduğu gibi bu mesleğin de zorlukları oluyor. Günümüzde sayamayacağımız kadar çok saç modeli var. Müşterilerimiz internette, televizyonda ya da bir arkadaşında gördüğü saç modelini isteyip bu konuda ısrarcı olabiliyorlar. O saç tıraşını yaptırdıklarında da o kişi gibi görüneceklerini düşünüyorlar. Fakat şunu söylemek zorundayım ki o iş öyle olmuyor. Herkesin kafa yapısı, yüz hatları ve kullandıkları mimikler aynı değil.
Dolayısıyla siz kendi beğendiğiniz saç modeli için ısrar ettiğinizde istediğiniz gibi bir sonuç alamıyorsunuz. Tüm berberler adına bir şey söylemek istiyorum. Berberinize güvenin. Sadece saçın uzunluğuna karar verip istediğiniz uzunluğu berberinize söyleyin. O sizin için en uygun olan modeli seçip size o şekilde tıraş edecektir. Sosyal medya. Ben çalışmalarımı sosyal medya üzerinden paylaşıyorum. Bu da sanatıma olan ilgimi her geçen gün arttırıyor. Özellikle milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar izlenme rekorları kırıyor. Bu şekilde sosyal medya üzerinden saç portreleri yaptığımı gören kişiler Demre'ye kadar gelip istedikleri portreleri yaptırıyorlar. Fakat yine de yurt dışında çok fazla ilgi gören bu sanata ülkemizde hak ettiği değer verilmiyor. Saç portrelerinin önümüzdeki yıllarda çok daha fazla ilgi göreceğini düşünüyorum. Birçok şeyde olduğu gibi saç portrelerinde de eninde sonunda moda olacak. Bu sanatı şimdilik kendi çabalarımla yaşatıyorum. Davet ediyorum. Ben Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan kendi berber dükkanımda çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu işe gönül vermiş olan mesleğinde ilerlemek, farklı şeyler yapmak isteyen tüm meslektaşlarım için hem teknik çalışmalar hem de uygulamalar içeren eğitimler düzenliyorum. Fakat kendi çabalarım ile bunu bir yere kadar başarabiliyorum. Birçok eğitim talebi gelmesine rağmen hepsine katılmıyorum. Çünkü bu organizasyonlara katıldığımda mecburen dükkanım kapalı oluyor. Hatta o nedenle davet edildiğim birçok organizasyona da gidemiyorum. Zorluklara rağmen öğrenmek isteyen herkese bu sanatı öğretmek istiyorum. Gelişime açık olan tüm meslektaşlarımı da düzenlediğim bu eğitimlere davet ediyorum. Muhammed Nur Gürses. Bu röportajımız sırasında model olan 24 yaşındaki namı diğer Johnny Baba, Muhammed Nur Gürses, Süleyman Tokyüz'ün çizimlerinin çok ilgi gördüğünü, kendisinin de bu sayede tanındığını söyledi. Berberim Süleyman Tokyüz yeni bir çizim üzerinde çalışacağı zaman beni arar. Ben de gönüllü olarak hemen orada olurum. Saç portreleri sayesinde sosyal medyada tanındım. Gittiğim her yerde ama her yerde insanlar beni tanıyorlar. Durdurup fotoğraf çekmek ve çekilmek istiyorlar. Özellikle Demre'de beni tanımayan kalmadı diyebilirim. Bugün yapılan at portresi benim için de çok özel. Çünkü atları çok seviyorum. Ama ne yazık ki Demre'de atçılık yapılmadığı için genellikle atları TJK'den, TV'den veya internetteki videolardan izliyorum. Farklı bir meslek, at berberliği. Büyüyünce ne olacaksın? Sorusu çocukluğumuzda hepimizin sıklıkla karşılaştığı bir sorudur. Hayatımızın en önemli seçimlerinden birisi de şüphesiz ki meslek tercihimizdir. Doktorluk, öğretmenlik, avukatlık, polislik veya mühendislik hepimiz tarafından bilinen popüler mesleklerdir. Ancak şu zamana kadar adı bile duymadığımız meslekler de var. At berberliği. Bu mesleklerden sadece bir tanesi. Yurt dışında her geçen gün yaygınlaşan bu meslek ile ilgili de konuştuğumuz Süleyman Tokyöz, at berberliği yurt dışında gayet popüler bir meslek. Ben de insanın saçına uyguladığım çizimleri atlara da yapabilirim. Çok daha geniş bir çalışma alanına sahip olacağım için daha detaylı ve özel çizimlerde çalışabilirim dedi. Atların yelelerinin ve kuyrukların örülmesi, boyanması, kına yakılması ve çeşitli boncuklar ile süslenmesi hipodromlarımızda sıklıkla karşılaştığımız uygulamalar. Ne dersiniz? Belki de gelecekte yarış sahalarımızdaki atların birçoğunda çeşitli sanat eserleri de görebileceğiz.